Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizin de anlayacağınız üzere o uçak introsu boşuna geçmedi. Şimdi Fenerbahçe'de kilit ayrılık. Başı kim çekiyor? Kim Min Jae. Kim Min Jae ile ilgili sürekli haberler. Ben size şu an en net ve en son durumu aktarmaya çalışayım arkadaşlar, elim döndüğünce. Napoli tarafından Kim Min Jae'nin serbest kalma bedeli olan 20 milyon euronun peşin olarak ödeneceği Fenerbahçe kulübüne iletildi. Ve 21 Temmuz günü bu ödemenin hemen hemen yani yapılıp Fenerbahçe hesabına geçtiği aktarıldı ama ben bunu %100 doğrulatamadım. Bunu bilin arkadaşlar. Yani Napoli 20 milyon euroyu Fenerbahçe hesabına yatırdı diye bir duyumum var. Haberiniz olsun. Hocam o zaman niye açıklanmadı? Arkadaşlar prosedürün tam bitmesi bekleniliyordur. Hani direkt para yatırıldı, biz parayı aldık diye açıklama yapılacak hali yok. Hani prosedür tamamlanıp bütün imzalar atıldıktan sonra herhalde açıklanacaktır. Şimdi sosyal medyada da diyor ki Napoli için, yani Napoli ile Kim Min Jae'nin anlaşma şartları yıllık 2 milyon euro net maaş, 800 bin euro da performans bonusu. Hani Fenerbahçe'de 2,5 kazanıyordu, 2,3 kazanıyordu, 2,9 kazanıyordu. Eğer bu doğruysa, şimdi mantık olarak Fenerbahçe'de maksimum taş çatlasın 1,900 falan alması gerekmez mi? Yani 2'ye anlaştıysa artı 800 bin bonus varsa. Yoksa niye gitsin? Eşi de Türkiye'yi seviyor, kendi Türkiye'yi seviyor. Ben size bir şey söyleyeyim. Kim Min Jae'nin maaşı 1,2 milyon euro olabilir miydi arkadaşlar? Yani 1,2 milyon euro maaş, serbest kalma bedeli 20 milyon euro. Olabilir miydi? Sadece soruyorum. Ve dedikleri gibi eğer doğruysa 2 milyon maaş, 800 bin de bonus, toplam 2,8 diyor. Olay bu arkadaşlar. Şimdi Ali Koç Kim Min Jae'den dolayı bir yakın ilişki kurdu Napoli ile. Zaten daha önce de bir ilişkisi vardı. Bu ilişkiye dayanarak Napoli'den Andrea Petagna ismini istedi diye bir duyum gördüm. Daha doğrusu bir kişinin duyumunu gördüm. Ve diyor ki hani Petagna ismiyle ilgili hani Ali Koç daha önce Elif Elmas, şimdi de bununla hani ilgili bir kankiştoluk kurdu. Yani inşallah oyuncu gelir falan filan diyor. Petagna ismi 12 milyon euro piyasa değerine sahip. Daha 2 sezonda sözleşmesi var. 27 yaşında bir forvet, 1.90'lık. İtalya milli takımında bir kez forma giymiş. 20 milyon euroları görmüş. Zamanında 16.6, 12 milyon euro, 1 milyon euro. Çeşitli takımlarda oynamış. Milan, Sampdoria gibi takımlarda oynamış. Ascoli, Spal, Napoli gibi. İtalya dışına hiç çıkmamış. Bilmiyorum, İtalya dışına hiç çıkmamış futbolcunun hani Fenerbahçe'ye transferi. Tabii öncesinde geçen sezonki istatistiklere de bakmak lazım. Geçen sezon ne yapmış oyuncu? 32 maça çıkmış, 4 gol, 5 asist, 1003 dakikada. Baktığınız zaman süre bazında 11-12 maç gibi hemen hemen. 12 maçta 4 gol, 5 asist. Tabii ki de iyidir ama hani bizim aradığımız futbolcu bu mu? Bence değil. Yani sizin dersiniz bilmiyorum. Plea. Fenerbahçe'nin Plea için bir hamle daha yapacağını herkes bekliyormuş. Plea'yı detaylı anlatmama gerek yok. Defalarca anlattım. O yüzden detaylı anlatmama gerek yok. Ama ben açık söyleyeyim. Pedro'dan sonra bir de Plea gelmesi lazım ya. Hocam sen de çok açgözlüsün. Zaten bir tane forvetin gelmiş. Etme eyleme. Arkadaşlar ben açgözlü olayım. Boş verin. Hocam Kim Min Jae'nin yerine kim gelecek? Keşke kimin yerine kim gelse. Şimdi Fenerbahçe'de birçok isim var. Ben size bunların da sürecini anlatayım. Yeni bir isim daha ortaya atıldı. Onun da sürecini anlatayım. İlk ismimiz Nino. Nino. Havlimin Nino. Zermezikyan. Şimdi Fluminense'den Nino için biz teması kurduk. Daha önce size süreci anlattım. Ama şimdi süreci az sonra tekrardan anlatacağım. Yüksek bedel istemeyi sürdürdüler. Ve ikinci aday olarak Flamengolu Gustavo Henrique transferine yoğunlaşmışız. Bakın. Şu andan itibaren dinleyeceğiniz bütün duyumlara dikkat edin arkadaşlar. Çünkü açık, net ifadeler bana ait değil. Onu söyleyeyim. Gustavo Henrique Fenerbahçe'de diyorlar. Hocam iyi de sen 5 milyon euroya Nino için anlaştık dememiş miydin? Onu da açıklayacağım, bekleyin. Tam böyle demedim diye hatırlıyorum ama eğer böyle söylediysem de zaten açıklayacağım şeyde paralel buna. Bekleyip, dinleyip görün arkadaşlar. Şimdi Brezilya tabii çok haber çıkıyor. Öncelikle bunu belirteyim. Yani özellikle Flamengo'lu her futbolcu Fenerbahçe'ye yazılıyor. Bizim basından daha beter bir durumdalar. Önce onu bilin. İkinci olarak arkadaşlar, yani her futbolcuyu alacağız, adı her geçen futbolcu bizde diye bir durum yok. Her görüşülen futbolcuyu alacağız diye de bir durum yok. Onu da ikinci olarak söyleyeyim. Üçüncü olarak arkadaşlar, ben açıklayayım da gerisini size bırakayım. Şimdi oyuncusunu pazarlamak isteyebilirler. Çünkü oyuncusunu pazarlamak isteyen herkes ya Jorge Jesus istiyor, Brezilya'yı takip ediyordu zaten deyip Fenerbahçe'nin adını koyup haberlerde yansıtabilir. Yani bu takım Fenerbahçe'nin şu anda, ben size bir şey söyleyeyim. Stopere ihtiyacı var ama forvete de ihtiyacı var. Sağ kanada da ihtiyacı var. İrfan'la falan olacak iş mi bilmiyorum. Yani şu an bu sistemde kanatlar ciddi role sahip. Ben onu söyleyeyim. İkincisi Flamengo takımı, bakın şimdi Brezilya duyumlarına geçiyoruz. Fenerbahçe Flamengo takımına stoper Gustavo Henrique için görüşme yaptı. İlk görüşmede de 2,5 milyon euro teklif etti diyor. Ben bunu doğru bulmuyorum. Bu bir. İkincisi Fenerbahçe Lincoln Henrique'yi açıkladığı sırada, hocam bunu Türk basını söylüyor, videoda Gustavo Henrique de yazıyordu. Yani her şey tarafı duruyordu. Alttaki Henrique tarafı, üstte Lincoln gelmişti. Bu beni de dikkatimi çekmişti ama bunun hani o zamanlar şeyde konuşuluyordu, hatırlıyor musunuz? Neydi? Bruno Henrique. Hatırlarsınız, Bruno Henrique konuşuluyordu. Acaba hani Bruno Henrique'ye mi gönderme diye düşünüyordum. Hatta o ona göndermeydi. Ama olmamıştı. Şimdi Fenerbahçe menajerlerinin bugün Rio'ya geçip Flamengo ile görüşecekleri iddia ediliyor. Fenerbahçe yöneticileri niye Rio'ya geçsin? Yani video üzerinden görüşemiyorlar mı? Önce video üstünden görüşüp anlaşamıyorlar mı acaba? İkincisi Gustavo Henrique'nin menajeri oyuncuya kulüp ile herhangi bir kulüple görüşme halinde olduklarını ve transfer olabileceğinin bilgisini vermiş. Yine bu da Brezilya basından. Bu arada Gustavo Henrique'nin transfer marketi önümde açık ama ben şeyi çok merak ediyorum. Flamengo transfer market. Hiç baktınız mı arkadaşlar bu adamların kaç tane stoperi var? Şu an konuşulana bakıyorsun, 50 tane stoperi var herhalde diyorsun. Devam edelim. Flamengo Fenerbahçe'nin Gustavo Henrique için verdiği teklife 48 saat içerisinde geri dönecek demiş. 24 saati geçti, kaldı 24 saat. Fenerbahçe 29 yaşındaki Brezilyalı stoper için Flamengo'ya 2,5 milyon euro resmi teklifte bulundu diyor haberde. Fenerbahçe Gustavo Henrique'nin menajeriyle 3 yıllık sözleşme için anlaşma sağladı diyor. Şimdi anlaşma sağlandıysa, 2,5 teklif edildiyse demek ki kulüp 2,5'u kabul etti. Menajeriyle de anlaşma sağlandıysa Gustavo Henrique Fenerbahçe'de, hayırlı uğurlu olsun o zaman. Gustavo Henrique Flamengo'dan ayrılıp Fenerbahçe'de forma giymeye sıcak bakıyor diyor. Yine Portekiz basını. Fenerbahçe yetkilileri dün itibariyle Portekiz Gustavo Henrique için Flamengo yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirdi diyor arkadaşlar. Anladınız mı? Şimdi bunların hepsi basının duyumları. Kim var? Pablo. Rodrigo Caio var. Leo Pereira var. Fabricio Bruno var. Gustavo Henrique var. Bir de yine Töler var. Ne zaman almışlar bunu? 30 Haziran 2022'de kiralıktan geri dönmüş. Bir de David Luiz var. Şimdi sıralamaya baktığınız zaman Flamengo'nun 4. stoperinden bahsediyoruz. Pardon, 5. stoperinden bahsediyoruz. Hani bir Pablo ya da Caio değil. Mesela Pablo kaç maç oynamış? 15 maç, 1104 dakika. Rodrigo Caio kaç dakika oynamış arkadaşlar? O da 12 maçta 829 dakika oynamış. Hocam Gustavo Henrique yani 5. stoper 10 maçta 719 dakika oynamış. Yani o da az buz bir dakika oynamamış. Diğerleri Bruno'ya bakalım arkadaşlar. Bir de Leo Pereira'ya bakalım. Eğer onlar da benzerse demek ki rotasyonu iyi kullanmış. Mesela baktığınız zaman 15 maçta oynamış. 1295 dakika Fabricio Bruno. O da fazla oynamış. Leo Pereira ismine bakalım arkadaşlar. O da 4. stoper gibi bir durumda. O da 22 maçta 1568 dakika oynamış. Bu arada Flamengo takımı arkadaşlar gördüğüm kadarıyla, gözlemlediğim kadarıyla dörtlü savunma oynuyor. Yani 2 stoper oynatıyor. Bakın zaman hemen hemen her stoperini oynatmış. Ama sıralamada yani Transfermarkt değeri olarak 1, 2, 3, 4, 5. futbolcuları. Birçok arkadaşım da hocam bu çöpü aldırma diyor. Ben oyuncu hakkında hiçbir bilgiye sahip değilim. 24 Mart 93 doğumluymuş. 29 yaşında. Şimdi bakıyorum. 1.96 boyunda stoper. 2.800.000 euro piyasa değeri var. 31 Aralık 2023'te sözleşmesi sona erecek. Fenerbahçe'ye %69 çekmiş Transfermarkt. 3.5 milyon euroyu görmüş en fazla. 2 golü var bu sezon. Bir Brezilya Serie A'da bir de kupada atmış. 719 dakika oynamış 10 maçta arkadaşlar. Anladınız mı? Hiç izlemediğim bir futbolcu hakkında yorum yapmayı sevmem ama şunu söyleyeyim. Bu futbolcuya 1 lira bile bonservis veriliyorsa bence yazık günahtır. Ha, aspir stoper alınıp bu arkadaş yedek alınacaksa, bedava alınacaksa bir şey diyemem. Ama Fenerbahçe'ye as stoper olarak bu arkadaş alınacaksa çok fazla tepki görür. Ben size olayı şöyle anlatayım. Fenerbahçe Gustavo Henrique olayı. Nino için biz teklif yapıyoruz. Hatırlayacağınız üzere 8 milyon dolar istediklerini, o civarda istediklerini belirtmiştim. 7-8 milyon dolar. Bizim maksimum 3.75'e kadar çıkacağımızı belirttiğimizi söylemiştim. Zaten euro döviz dolar kuru hemen hemen aynı olduğu için. Şimdi burada herhalde herhangi bir yanlışım ya da eksiğim yok. Fakat biz yani karşı taraf bize diyor ki 5 milyon euroya kadar düşeriz. Biz de tam anlaştık ettik. Ulan biz bunu kaçırmayalım elden. Hazır fırsat gelmişken şöyle böyle derken Jesus'un da tanıdığı üzere muhtemelen tanıyordur. Gustavo Henrique ismi satış listesine konuluyor. Ve 3 milyon euro istedikleri belirtiliyor. Flamengo tarafından. Yani ben en azından o şekilde biliyorum. Yani 3 milyon euroya alınır diye. Bizim teklifimizin hani maksimum 1 milyon 750 bin euro civarında olduğunu düşünenlerdenim. Yani 2.5'a bile çıkacağımızı zannetmiyorum. Mantık olarak mantıkla gelmiyor. Hani 1.750 de versek bence bu iş olumlu sonuçlanır. Bu iş biter. Yani 1.750 de versek mantık olarak. Yani bir nevi Nino'da inmeyen fiyatlardan dolayı iş Gustavo Henrique'ye gitmiş gibi olur. Ha şu an bir şey söyleyemem. Niye söyleyemem? Bakın Fenerbahçe bu sezon bunu çok yaptı. İstediği futbolcu verilmeyince hemen muadiline yöneldi ya da yöneldiği iddia edildi. Fenerbahçe'de gitti istediği futbolcuyu güzel fiyatlara aldı. Belli mi olur? Belki taktiktir, belki stratejidir, belki bir şeyler deniyoruzdur. Onu bilemem. Ama olay bu arkadaşlar. Peki hocam hissi konuş. Vallahi hissi konuşursam hem Henrique hem Nino ihtimali var mı? Vardır. Böyle bir ihtimal vardır. Çünkü sadece Tisserant'ı 3 milyon euroya satma düşüncemiz var. Hadi Nino için 3.75'i kabul etsinler. Gustavo Henrique'yi de 1.75'e al. 4.5, 5.5 falan yapıyor. Samatta'yı 2.5'a satmış olsan, Tisserant'ı satmış olsan yani Samatta ve Tisserant'tan çıkıp Gustavo ve Nino'yu alırsın. Not bu arkadaşlara önerilen yıllık ücretler arkadaşlar 1.2 milyon euronun altında fiyatlar. Yani her iki futbolcuya vermiş olacağım 1 yıllık ücret Samatta'ya verdiğim 1 yıllık ücretten aynı olacak. O açıdan işin mantık kısmı bu. Rogo'nun sahibi Roger Wittman'ın ekibinden 2 kişi, Roger Wittman ve ekibinden 2 kişiyle birlikte dün İstanbul'a geldiği iddia edildi. Fenerbahçeli ile Berisha 1, Pelkas 2, Gustavo 3, Max Meyer 4 olmak üzere yani 4 futbolcusuyla ilgili durumu konuşacak diye. Bu arada bilgileri olsun bu arkadaşların. Kolkır'da bu menajerlik firmasının futbolcusu. Ama herhalde Kolkır'a gerek kalmadan gidiyor diye düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçe ile ilgili bir de Brox ismini önerdiler de onunla ilgili de konuşulacak diye. Şimdi Roger Wittman'ın ekibinden 2 kişi gelmesi, görüşme olacak olması bunların hepsinin gideceği anlamını taşımıyor. Ben şunu söyleyeyim. Pelkas'a, Berisha'ya masada ciddi teklifler var. Max Meyer ve Kolkır'ı olabildiğince 1 milyon euro da olsa bonserviste gönderme peşindeyiz. Gustavo'nun hiç olmasa yıllık ücretini çok düşürme niyetindeyiz. Bakalım ne şekilde sonuçlanacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Napoli, Kim Min Jae'nin yanı sıra Fenerbahçe'den Altay Bayındır istedi diye. Ben şunu söyleyeyim, Altay Bayındır şu anda dünya yüzeyinde alabilecek bir para yok. Ben öyle biliyorum. Altay'ı alabilecek bir para yok diye biliyorum. Niye yok diye biliyorum? Çünkü Altay Bayındır Fenerbahçe için değerli bir oyuncu. Yeri şu anda şu zamanda çok ama çok zor doldurulur bir oyuncu. Haberiniz olsun. Yani 5'te verseler, 15'te verseler zor. Fakat ben şunu belirteyim. Mesela Samatta gibi bir süperstarımız var. Niye kimse görmüyor? Berisha gibi, yani Real Madrid'in falan listesinde olan, PES listesinde olan bir isim var. Niye kimse görmüyor? Ben de hayretler içerisindeyim. Fenerbahçe, Bertrand Traoré için tetikte diye bir haber vardı. Bunun detayını sonra konuşuruz diğer videolarda. Fakat ben şunu söyleyeyim. Daha önceki duyumlarıma paralel biz teklifimizi sunmuştuk. Beklemedeyiz arkadaşlar. Bakalım kulübü ne zaman dönüş sağlayacak. Haberiniz olsun. Ona da beklemede olduğumuzu tekrardan yineleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'nin 2 tane sol bek hedefi var. Bir, Felipe Jonatan diyor. Santos'un 24 yaşındaki sol bek oyuncusu. Bunu da detayını sonra konuşalım. Şimdi en azından videoda söyleyelim. Felipe Jonatan, bu isim niye tanıdık geldi ya? Allah Allah, 24 yaşında. Tanıdıklık var ama bu o değil ya herhalde. Ön libero'dan sol beke geçen değil mi bu? Yani ön libero başlayıp futbola. 19 maç, 1250 dakika. Gol ya da asist yok. Fenerbahçe'nin bunu istediği iddia edildi arkadaşlar, bu arkadaşı. Ve Fenerbahçe aslında pardon ya, biz bunu geçen sene almaya çalıştık Felipe Jonatan'a. Biz bunu geçen sene almaya çalıştık ama olmamıştı. Jesus'un da istediği iddiaları var. Bu benim duyumum değil ama böyle bir iddia var. İkincisi, Fenerbahçe, Zürih, Nantes ve Montpellier'ler 23 yaşındaki sol bek Yanis Hamachi'yi transfer etmek için Boavista ile görüşüyor demiş. Hatırlarsınız, bu gol ve asist yükü fazla olan sol bek Portekiz'dekindeki Boavista'daydı değil mi? Boavista'nın 2 milyon euro piyasa değerine sahip sol beki. Bir sezon kaldı sözleşme bitimine. Cezayirli. Yani Galatasaray %63 yazıyor transfer söylentileri kısmında. Eğer orada Galatasaray %90 falan yazsaydı ben Fenerbahçe'ye hayırlı olsun derdim arkadaşlar. Hatta video başında da Hamachi Fenerbahçe'de derdim. Şimdi Gustavo'yla idare edin. 31 maça çıkmış geçen sezon. 4 gol, 5 asist, 2321 dakika. Ağırlıklı orta sahanın solunda oynamış ama 20 maçta orta sahanın solunda oynayıp 3 gol, 3 asist. Sol bekte 5 maçta 2 asist. Sol kanatta, yani biraz daha ofansif yerde 2 maçta 1 gol diyor. Çok yönlü bir oyuncu. Tam Jesus'un isteyebileceği türden bir oyuncu. Ama bakalım ne olacak arkadaşlar. Bu Hamachi ismi bilmiyorum. Mantıklı geliyor bana ama sonunu bilmiyorum arkadaşlar. Evet. Bu kısımdan da aktaracaklarım şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.